En yakın arkadaşının kredisi hangi davranışıyla biter? Ben pintiliğe hiç gelemem. O mesela, o buradan sıkar, buradan yalayan tipler vardır. O buradan geçmez, anladın mı? Yalayamıyor bile zıkkım. Onlara çok gıcığımdır. Mesela her gün yemeğe gideriz. O eli bir türlü çantada arar arar, o cüzdan bulunamaz ya. Aa. Onlardan çok nefret ederim. Yani en yakın arkadaşlarım bunu yapmıyor ama yapan tayfa da var. Çok pinti bir tayfa. O eli cebine gitmeyenin o elini büzerim. Vallahi bak, bugün ne kadar sinirliyim ya. Ya evet abi, ne yapacağımı da bilmiyorum. Senin Karadeniz sinirin bana geçti bugün. Bir ama yani ya. Evet, çok pinti insandan nefret ediyorum. Çıkar daha ver 10 liranı daha yani. Vermiyor. Eşşol eşek. 10 liralık bir yer değildir belki. Ya 1000 liradır büyük ihtimal. Benim yediğim portakallı ördek ne kadar olabilir de yani çıkart ver onu. Var mı pinti, yani pintilikle derdi olan var mı aramızda? Ben de hoşlanmam falan diye. Ama benim bir arkadaşım yıllardır sigarasını bulamıyor. Sen şeyi bul daha çantanda. Ya bul ya, bir kere o çantadan o çıksın ya. Ay vallahi bıktım be. Ara ara ki. Aramayacağım onu, aramayacağım. Kontrol yoktur zaten, konuşamaz. Dahil olduğun tuhaf isimli bir WhatsApp grubu var mı? Menajerimle olan bir şey var mesela. Gıybet çekemiyorlar bizi falan gibi. Yani kimsenin bizi çekemediği yok ama böyle bir ismimiz var. Gizli gizli dinlediğin ama ağzıma takıldı abi dediğin bir şarkı var mı? Sen ne gizli dinleyeceğim de. Hey, daha da anlatsınız. Ben geldim diye ama kasıldınız. Bugün bayılıyorum ama gizlice dinliyorum. Neden? Yani bu aksanı zaten bayılıyorum. Ben hala sarhan herkese bayılıyorum. Yalnız hep yurt dışından gelmiş ve üzüldüm. O zaman şarkısı iyidir. Pardon, gibi geliyor. Pardon, şarkıda aksan yok. Nasıl ya? Öyle bir şey yok. Bunda aksan yok mu? Hanımefendi Azerbaycanlı olması gerekiyor. Menajer uzaktan Azerbaycan pankartı kaldırdı gördün. Araştırmış hemen korkuda. Yani şey, bu şarkıyı çok seviyorum, gizli gizli dinliyorum. Aynen. Sevgilinin günlüğünü bulsan okur musun? Okurum. Anasını ağlatırım. Yıllar evvel çocuklar, yemin ederim herhalde 30 yıl evvel ablamın günlüğünü buldum. Ablamın günlüğünün ilk sayfasını açtım. Çok güzel bir yazı vardı, şu kadar. Eğer insansan bu günlüğü okumazsın. Eğer biraz vicdanın var ise bu sayfaları karıştırmasın. Eğer sen biraz yürek yediysen falan gibi, baksana yemin ederim. Okudum ilk sayfayı, böyle oldu. Ben bunu okumamalıyım ya. Bu çok ayıp bir şey dedim ve hemen dilimi diğer sayfaları. Ve tabii ki atim indirdim. Yani ansiklopedi gibi okudum onu. Sonra kendime günlük yaptım ve ilk sayfaya şunu yazdım. Eğer biraz insansan, biraz vicdanın varsa aynı tak büyük ihtimal o da benimkini okumuştur. Şu anda bu programı izleyince ortaya çıkacak bu. Bilmiyor mu okuduğunu? Hala sen? Bilmez. Yok, şu an aklıma geldi. Eyvah. Hala bilmez. Gamze abla pardon ya. Ay ablacığım ya. Ama her şeyini biliyorum, affedersin. Peki sevgilisinin günlüğünü bulsa okuyacak olan var mı aramızda? Ben beklerken okudum. Evlendikten sonra Arkadaşlar 10 günlük konuştu, gördünüz mü? Ezberlemiş, hiçbir şey evet. Anlamadık. Aynen. Tekrar noktası, mesela noktası, virgülü evet. Yok, yüklemi, öznesi yok. İlk defa gördüm. Var var da belli etmedi. Gizledi onların hepsi. Gizli özneler, yüklemler. Ve çok pardon, bu daha önceden gerçekten hazırladığınız bir demeç mi? Ama bu pek geyik gibi değil. Biz çok gerildik aileniz adına. Valla ben üzüldüm bu aileye. Mutlu olsunlar inşallah. Peki beyefendi, siz bu durumla ilgili ne düşünüyorsunuz? Eşi sizsiniz diye düşünerek size soruyorum. Evet, evet. Ben de mutluyum. WhatsApp'ta böyle şeylerde çok bir şey yok. Genelde baktırıyorum zaten. Aynen. Ha, öyle şeyleri okumaya vaktiniz mi yok? Yazmaya da o yok. O canım ya. Alın alın, mikrofonu alın. Hakikaten adamın başını yakacağız. Yanındaki biri mesajlaşırken bakar mısın gözünün ucuyla?
bakmam. Ben biraz asilimdir.